Maşallah, benden önce geliyorsunuz bebişlerim. Hemen anlıyorlar. Et kokusunu duymasınlar. Uyuyan kalkıyor, uyuyan. Şöyle kavurmam var. Kavurmam o gün. Uzanıyor bak kızım. Aşkım, aşkım, bir vermeye başladın mı? Bir durmak. Verdin lan. Verdim, verdim. Orada durun, ben verdim. Hiç gelmeyin. Şey yaptık, kebap yaptık. Bir tane but vardı. Çekemedim. Çekmek mümkün değildi kedilerle. Müsaitlik hat safhaydı yani, böyle terbişir neyse. Kalan etini de tümden sıyırdım, kavurdum. Şöyle dedim Nurhan'a, 3 yemek yaparım ben bunu Allah izin verse. Kemiği iyice sıyırdım. Hemen patates vardı. Heh, yeter mi Nurhan bu? Yeter ya. Yeter şöyle. Şuradan da bir şey yaparız. Taze fasulye alırsak. Evet. Güzel olur değil mi? Şöyle güzel olsun, etli olsun. Ben şöyle senin yanına koyayım da ben. Dolaba atarız. Durdurmazlar ama. Durdurmazlar mı? Kapağı var. Hoş geldiniz, mutluluk verdiniz bir tanelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız. Neydi? Gündüz. Kızartma, akşam haşlama, gece. Buhar öyle, banyosu. Öyle yazıyorlar ya hep Adana'da. Gündüz kızartma, gece haşlama. Akşam haşlama, gece de pelt. Böyle. Vallahi bizde daha serinlik yok. Eylül'e kadar böyleyiz. Biz Adana'da zor. Öyle serinledi, geceler serinledi falan yok. Hemen patatesimi ocağıma koyayım, hemen yapayım. Biz ne yaptık Nura? Biz çok güzel bulgur pilavı yedik. Vallahi dayanamadım. Nerede bu masayı bile kaldırmadık. Evet, sonra tamam. Hemen sonra yapacağımız bulgur pilavını önce yaptık mı? Dayanamıyor mu? Nurhan daha çok oluyor ama, değil mi? Titremez. Evet. Cacık yaptık. Nurhan cacık da yaptı. Ben de bir bulgur pilavı yaptım. Şehriyeli, nohutlu. Güzelce onu kıvırdık, yedik vallahi. O şeyden oluyor ya. Sıcaktan mı oluyor? Ne oluyor? Enerjimiz düşüyor. Ter kaybından. Kışın kadar... bak onu ben yaşamıyordum öyle. Acıkmıyordum bile. Evet. Enerji kaybından titreme geliyor. Neyse, yeni görenler, duyanlar çıkı çıkı gelin bir tanelerim. Bugün ne yapıyoruz? Etli patates yapıyoruz. Etimizi önceden kavurduk. Normal et koyarsak da kaynayınca böyle, böyle ben yarım çay bardağı su da koyuyorum. Birlikte böyle kaynayınca kısıyorum. O suyla kavruluyor. Suyunu çekiyor. Kavurma kıvamına geliyor. Tuz da atıyorum hafif. Kavurma oluyor. Haydi hoca, kavurmam hazır yani. Ay ya. Ya söylesene. Tombiş duruyorsun dedi. Tombiş. Evet. Bluzun şeyinden herhalde. Bluz biraz tipinden. Şey bu, bol değil mi? Var. Bol ve şey. Kısa. Şuradan bir tane bir şey almak. Bir kilo ter kaybına neden olabiliyor. Bir kaşık aradım demin Nurhan. Ölüyordum az kalsın. Ekstradan bir hareket yapmayacaksın. Öyle bir şey. Böyle robot gibi. Annecağızım robot gibi duruyor yazık. Elinden yer paz. Mecbursun. Enerji hadi, kaybetmeyeceksin. Patateslerimizi minnak minnak doğradım. Suya ısladım. Nişastası gitsin. Şöyle şey yapayım da. Böyle yaptım. Nişastasını böyle götürüyoruz. Kızartma gibi. Bak gördün mü? Bembeyaz aktı. Evet. Bu zararlı yeriymiş nişastası. Kızartmadı da onu çok yapıyoruz. Malzememiz çok az. Bir kilo patates var. Domates salçası, etimiz var. Yağ koyacağız. O kadar güzel ve lezzetli bir yemek oluyor ki. 5 dakika yemeği. Kaşık da çıkartmıştım ben. Ne çıkarttım? Salça. Aynen. Çok az bir yağ koyacağım. Zaten etimizde yağlı bir et, bir damla. Hazır olması çok iyi olmadı mı? Çok iyi oldu vallahi. Dün biraz ya, zorlandık ama değil mi? Dün var ya ne zorlandım donuk eti doğrayana kadar. Buzluktan çıkınca çok zor ya. Çok az bir yağ koydum. Şöyle domates salçası ekliyorum. Abartmayayım. Biz buna çiğ köfte yapacağız. Evet. Çok az da bir biber salçası. Bu kız kilitledi mi bunun ağzını? Ne oldu? Vallahi ağzı kilitlenmiş gibi.
5 dakika yemeğe malzeme hazır olsun. Oturarak da patatesi doğradım masada. Bu arada bir karabiber çekerim ben. Buna soğan da yapıyoruz. Misket, kız gene unuttum ya. Neydi? Ya aynı şey deme ya. Dediğin zaman ben de unutuyorum. Bugün de yazmışım. Hayır onu deme işte, demesen. Ondan da koyabiliyorsun böyle birlikte soğan etle burada kavuruyorsun. Misket. Arpacık. Ay bütün takipçiler hep söylemişti canlarım ya. Yani bu kadar. Bak bir şey unutuyorsan hep unutuyorsun. Takıldığın zaman o şey oluyor. Şöyle gördünüz mü? Ne kadar güzel olacak ya. Allah Allah. Bunu tabii ki birlikte karıştırıyoruz. Su koyacağız çünkü. Mis gibi. Yanına da pilav yapın. Aha biz pilavımızı da yedik önden peşine. Nohutlu bulgur pilavı. Nohutlu, şehriyeli. Bol pilavımızı da çek. Ben getiririm şimdi. Ne şimdi. Kadar çok şehriyesi vardı değil mi? Yarısını yemişik Nurhan'la birlikte. Karnım o kadar şiş ki şu anda. Abarttık mı ya? Gözlediğimiz biberden de vardı. Fazla koymuyorum. Bana göre fazla değil. Allah Allah. Şimdi buna ben bir de karabiber çekerim. Bunun ağzını hemen kapatayım Nurhan. Hani burada yok ki. Vallahi şeyde bu bulgur pilavının şeyinde olabilir ha kapak. Onu yıkayalım getir. Ne kadar karanlık. Buraya masayı toplama dedim Nurhan'a. Evet. Burayı kalabalık. Pilavın yarısını yedik. Nohutlu mohutlu. Et de kosaydık ama Nurhan sevmez. Bu kenarlarını düzelt bak tencerenin. Sonra sinir oluyorum ha. Böyle göremiyorum. Neden düzeltmedim? Nohutunu ben olsam daha çok koyardım. Ama kız yeterli. Kıramadım. Donuktu ya. Seçtim ben biraz. Heh, bundan da çalkalayıver. Kız vallahi temiz kız. Ne oldu ki? Aha ben siliveririm. Nurhan her şeyi yıkar anında. Bak kaymak gibi. Tommy ne arıyorsun kuzu? Tommy ile kokusunu aldım. Artık dün gittim o 50 derece sıcakta onlara salamım aldım. Bir pahalanmış 50 lira. Evet. Bim de 50 lira. Ama bazısı dayanamıyor bizimkilerin. Yok yani yok hiçbir şey yemiyorlar mahsus. Şu kadarcık da verirsek sonra gidip mama yiyorlar. Küsüyorlar. Ama onu vermediği için küsüyor. Tommy ile Jerry de var o huyu. Değil mi? Evet. Hah yemeğim yine kaynadığın altını kısacağım. 20-25 dakika bakacağız yumuşaklığına göre. Patates de çabuk pişer. Ne olacak? Etimiz pişik. Kaynadı mı 10 dakika. Mühim olan yemeklerin dinlenmesi. Diyorum ya. Türk'ten kar ederlermiş eskiden. Kısacık pişirip kapattın. Hele bu çelik tencereler çıktıktan sonra. Çelik tencereciler gelirdi eve biliyor musunuz? Göstermeye. Ne güzel olurdu değil mi? Ay ne kadar. Ay, yemek yiyeceğiz diye mutlu olurdum. Ya şimdi biri gelse kabul eden mi? Yok. O en büyük eğlence oydu. Bir şey veriyorlardı. İşte akşam 8'den sonra geleceğiz diyorlar. Bir mahalleli de toplanıyordu değil mi? Bütün mahalleyi de çağırıyorsun. Sizlerde de var mıydı? Valla Adana'da çok meşhurdu bir ara. Çelik tencerenin ilk çıktığı yıllardı. Çelik tencerelik çıktı böyle. BMS çelik. 99 nikel mi? Paslanmaz. Bunu hiç unutmadım. İşte gelirlerdi. İçinde de bir şeyler yaparlardı. Onu yemek için herkes beklerdi. Az az verirlerdi işte et pişti. Yumuşacık bak. Susuz. Ama nasıl pişerdi o? Hıpızlı. Susuz, yağsız ocağa koyarlardı. Altını kıpkısık. Gerçekten de pişerdi. Şimdi aç har. Çok kısık yapılması gerekiyor. Zaten bu çelik tencerenin özelliği çıkmasının kısık ateş önemli. Bir de hediye verirdi. Ona çok bir de hediye verirdi. Şimdi bu nereye geldik? Takipçimizin biri demiş ki ablacığım sizde hep aynı şey sizde derken herkes mi alıyor bu lokanta tabaklarını? Bak şöyle göstereyim. Şunlardan. Üste de vardı ona. He bunu niye aldın? İncesi ya? Var orada iki tane. Bundan biz de çeşit. Bak kızıyorum herhalde yani. Herhalde bir yerim açılır gibi oldu Nurhan çok. Ben bunlardan çok hep böyle bir tane verirlerdi işte. Veya işte ablama verirler o da bize herkese gelirlerdi çünkü.
İşte yazmış ya, özel mi alıyorsunuz lokanta tabaklarını diye. Yok dedi, bu çelik tencere çeyicileri gelirdi eskiden. Benim arkadaşım kendileri yapmış Zübeyde'nin. Aa. Onlar da tanıtımı yapmış biz tanışmadığımız hı-hı dönemlerde. Eskiden. Onlarda bir sürü var, o hep bize verdi. Bizde çok. Büyükler var ya. Aynen. Uzanma yok, bence. Yoksa bizde o kadar olmaz. Ay şunu uzanmayayım. Yemeğimizde kaynadığın altını kısayım bakalım. Yeni görenleri dedim mi Nurhan? Dedim. Yeni görenler, duyanlar takip ederse çok mutlu olurum. Bak beni takip edin ya. Bak ne kadar terliyorum. Ben terleyen biri değilim ayrıca. Bunu burada bir dipnot düşelim. Bizim mutfak çok sıcak oldu. Bu sene daha sıcak. Meral filan terler, sinir olurum yani. Bu sene ben böyle yani biz sıcağın her türlü gördük ama nem çok fena nem. Bizim mutfak bu sene çok sıcak sanki değil mi? Normalde o kadar değildi. Çok sıcak. Nefes alamıyoruz şu anda. Yani bildiğiniz gibi değil. Yani alışık olmayan şurada küp diye bayılır düşer 10 dakika. Kesinlikle. 10 dakika veriyorum. 10 dakika sonra valla bayılttırır. Yemeğimizde kaynamaya başladı. Pilavımız var. Cacığımız vardı orada daha var. Masayı toplamadım daha ben. Nura dedi ki masayı toplama dedim. Şurayı bana kalabalıklaştırma. Evet. Kalabalıklaştırma hemen dedik yemeğimizi yapalım. Burada ne yaptım ben? Ha, patatesi sadece yaptım. Böyle işte bu lokanta tabaklarını özel falan almadık. Evimizde tek kalan onlar uzun süre değil mi Nurhan? Yani kırılmıyor. Kırılmayan tek şey olduğu için bize çok faydalı. Çünkü bizim her şeyimiz kırılıyor. Kırılmıyor ama eğebiliyorum yani yere düşüyor, bükülmüş kenarı birinin. Evet ya, o en büyüğü eğmişsin ha. O düştü, masadan düştü. Şöyle masaya şöyle duvara ya, şey yaptım ya, yasladım ya. Arasından düşmüş. Buradaki havlu da hiç dayanmıyor ha. Bez koyayım diyor, Nurhan unutuyor. Vallahi bez koyacak yer yok. Aşağıya aradım, bez koyuyorum oraya. Çekmece bu kadar. İçinde 10.000 tane şey var. Dar olduğu için alanımız. Evet. Ana aradığımız şeyi hiç bulamama gibi bir şeyimiz vardı bizim. Ya çünkü dar olduğu için hepsini çıkarman yemeğim gerekiyor. İyi, ben tuz atmadım değil mi? Yok ben görmedim. Biraz sonra bak etine tuz attım kavurdum lezzetli olsun diye. Ha ona göre değil mi? Bir kaynasın tadının, suyunun tadına bakayım ve de kısıyorum artık. Şöyle 15-20 dakika veriyorum, bilemedim 15 yetebilir bile. Ay şöyle bir sonucunu gösterdim. Evet. Gene zımbalanmış Nurhan. O güzel oluyor. O şekilde daha güzel pişiyor. Belli yani görüntüsünden. Vallahi yemeğimiz o kadar güzel koktu ki. Harika kavurma oldum bak. Normal et. Onu da kavuruyorsun ama işte kavurulup dolaba konanın tadı var. Açmışken tadına da bakıvereyim. Tuzuna bak evet. Göre tuzunu da atıp geri açmayacağım. Çelik tencere. Reklamcı Fatoş. Reklam tanıtımı. Çok mu tuzlu? Sana tadını göstereceğim. İnanamam şeydi çünkü. Ama o domates salçası da çok güzel. Anlatamayacağım çünkü. Üf yap. Ya üf. Ben çok tokum ama ya. Üf yap üf. Ya tuzu eksikliği var gibi ama. Yok yok. Ya limon eksikliği. Limon üstüne sıkacağız. Aynen. Biz limonsuz yemek yemeyiz. Haydi. Tam 20 dakika oldu artık kapatıyorum. Yarım saat, bir saatte dinlenmeye veriyoruz. Şöyle karabiberini de atayım. Patatesimiz. Yemeğimiz o kadar güzel, güzel kıvamında oldu belli ki. Belli yani patates. 15 sağlık. Yarım saat dinlenebilir. Biraz uzun yaptı. 15 dakika pişirseydim bir saat dinlenmesi muhteşem olacaktı. Katil mi Nurhan? Valla sen bilirsin dinlensin diyorsan. Hemen katayım şöyle bir tabak göstereyim. Beş dakika yemeği, 5 dakika. Heh. Afiyet şifa olsun. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri severim. Allah'a emanet olun bir tanelerim. Elin yanmıyor. Pilavımız da var. Yok yanmıyor şu an. Şöyle yapayım.
Yeter ki yap. Vallahi zorla bir patates buldum içeride. Ellerine sağlık. Ne mutlu oldum değil mi patatesi bulunca? Aynen. Çok güzel görünüyor. Haydi afiyet, şifa olsun.